Sen gerekli anneciğim. Selamünaleyküm arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Biz bugün bana bugün Karo gelmiş Kırıkkale'den, çok sevdiğim bir ablamdan. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Onu çok çok öpüyorum buradan. Selamlarımı gönderiyorum kızına, kendisine. Öyle işte. Selamünaleyküm arkadaşlar, nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Meyram'ın kanalına hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bugün Sümeyra'mdan kargosu gelmiş. Sümeyra'm çok sevinçli. Apar topar gitti postaneye, aldı geldi. Babası olsa babası alacaktı. Babası olmadığı için kendisi gitti geldi. Şimdi kargomuzu açacağız. Allah nasip ederse. Hadi Sümeyra'm başlayalım. Evet. Şurası şöyle mi? Allah'ım kabul etsin ablam. Vallahi çok sevindik. Şöyle. Ben mi açayım, sen mi açayım? Sen göster. Yok, sen göster. Allah'ın sesini anne, sen göster. İyi, hadi bakalım. İğne oyası etti Meyra abla, hani. Ha. Mekikliydi, iğne oyası mı yönetirler ya. Allah'ım kabul etsin, şöyle koyalım da. Kurban olduğum Allah'ım. Bunlar da çorapları. Eskiden öyledilerdi arkadaşlar. Ben eskiden biliyorum bunları. Eski zamanın çorapları. Gelin olduğun zaman kuşak bağlarlar. Kırmızı kuşak var ya Meyra. İnşallah senin de olursa, Allah nasip ederse kızım. Şöyle koyacaklar buraya. Kucağına bebek verecekler. Ona vereceğim. Bir tane imeni, bir tane çorap, bir tane patik. Çok da güzel eski zamanların çorabından. Benim mavi sevdiğimi biliyorum Şera. Bu da havlu kenarı. Allah razı olsun vallahi. Ellerine sağlık. Kurban olduğum Allah'ım kabul etsin. Patik. Bunlar da şey. Tesbik arkadaşlar. Tesbik çok hoşuma gitti ya. Sen mavi seviyorsun Mira. İçinden doğdu yoksa. Vallahi çok güzel. Çok şey, hoşuma gitti. Şu da çok güzelmiş. Bahane kızıcık. Ha, bu da küçük. Nasıl iyiymiş bu da. Daha bir tespitlik yapmışım Mira, bak hani. Allah'ım. Canım benim ya. Getir bakayım. Bunlar boyar inşallah Mira için. Adam bohçamı bile yapmış yani. Evet. Çok teşekkür ederim ablacığım. Şöyle unutma ayağımlar da. Bunlar da liftirik biz bunlar arkadaşlar. Nasıl da güzel yapmış ya Allah'ım. Kalbim neydi Meyda? Bu da yıldızlı. Bu da çok hoşuma gitti. Bu ne yani? Ha, bu o da, o da şey de bir elbise o da. Ha, çok güzelmiş var. Nasıl vallahi yapmış? Nasıl ya? Güzel örmüş ya. Elin neden yorulmadan. Allah razı olsun abla. Güzel yapmış. Bu da patik. Arkadaşlar bu arada Hümeyra'nın çeyizi de oluyor. Yavaş yavaş sizin sayenizde Allah razı olsun. Hürri çekil adam en azından. Bunlar da iyi şey Mira, iyi şart. Bunları örtünebilirsin ama bak. Mekik var ne, nasıl da güzel ya. İyi oyası Allah razı olsun abla. Bu da bohça beyce. Bohça örtüsü. Söyle Mira, biraz da sen konuş. Valla Gönül'e çok teşekkür ederim. Benim haberim yoktu. Aslında benden sordular adresimizi. Sonra ben de söyledim ama ne zaman geleceği haberim yoktu. Yani ne geleceğinden veya da ne zaman geleceğinden. Allah'ım nasıl da bugün işte. Postaneden abimi aradı. Yani postane cevabı aradı. Sonra ben de açtım, şey paketiniz var dedi. Ondan sonra hemen gittim, aldım, geldim. Babam olsaydı babamla alıp gelecektik. Dediğim gibi annem. Bu dantel. Anne şu yapıyorlar. Bu kanepçe, kanepçe Ömer'e, kanepçeyle yapıyorlar bunu. Teyzem yapmışmış annen demiş isim abi. Ondan mı? Bu ayrı. Bu daha zor. Teyzeki daha şeydi, etamin. Bir de etamin olurdu. Bunlar da havlular Ömer'e için. Ya yani gerçekten Allah razı olsun. Bunlar çok mutlu oldum.
Allah'ım birini binitsin kurban olduğum Allah'ım. Onun da kızlarına hayırlı kısmetler, hayırlı çeyizler yapmak nasip etsin kurban olduğum Allah'ım. Hayırlı kapılar açsın. Amin. Sağlı saat versin ablama. Her şeyden önce kurban olduğum Allah'ım. Evine huzur versin ablama. Eşine, çoluğuna, çocuğuna. Ondan sonra en gerisi oluyor. Sağlık zaten arkadaşlar. Biz babaannemin yanına gittik, gördük vallahi sağlığın ne olduğunu. Yani şimdi herkeste para var ama yaşlanmış artık. Ya parayı ne edecek yani? Her şeyden önce sağlık. Yani yanında çoluğu yok, çocuğu yok. Çocuğu yok. Orada bir nenem vardı. Hacı nenem. Adam diyor ki o 3 tane çocuğumuz var diyor. Hiçbirinden de fayda yok diyor. Yani her şeyden önce gerçekten sağlık. Hayırlı evlat. Hayırlı evlat. Her şeyden önce hayırlı evlat nasip etsin arkadaşlar herkese. Kurban olduğum Allah'ım. Yani hastaneye gidiyorsun, evladın olmadıktan sonra, eşin dostun sormadıktan sonra. Paran olsa ne, olmasa ne. Her şeyden önce sağlık, huzur, mutluluk, hayırlı evlat nasip etsin Allah'ım herkese. Tekrardan Allah razı olsun ablam. İsmini de bilmediğim için. Şöyle geri koyalım. Biz bugün Hümeyra ile yemek yapacağız. Aynen. Bundan sonra da yemek yapalım. Bundan sonra da yemek yapacağız. Şimdi annem gelir. Benim vallahi arkadaşlar canım sulu patates istedi taze. Bizim de var ama o şey olmuyor böyle. Tadı karışmış artık onun. Ha, şey. Kemal'a dedim taze patates al. Bize, anneme de biraz bir şeyler yaparım. Onun şekeri var ya Hümeyra. Ona da birazcık et var. Domates, şeker var ya. Patatesli şekerim var. Tabii canım neyi? Piriş pilavında, pateste. Zaten babaannem bence orada bana doktorlar dedi ki bir dakika anne. Annem de çok sever ama. Orada doktorlar dedi ki şimdi dedi, biz dedi diyete göre uyguluyor dedi. Diyetisyen geldi. Sonra iki gün sonra dedi eve gittikten sonra dedi. Yine yiyip içmeye başladı. Sonra şekeri ondan sonra böbrekleri yine aynı şekilde olmaya başlıyor dedi. Hani yani devam etmesi lazım dedi bu diyetlere dedi. Tabii canım misin? Yani ben de ona göre bazen anneme diyorum yani çok tuzlu yapma babaannem yemeğe diyor. Hümeyra öğrenmiş ya arkadaşlar beni uyarıyor yani tuz. Ben de zaten tuzu sevmem. Tuza karşıyım pek atmazık bir. Ben kullanmam yani. Gamberine ben fazla kullanmam. Hümeyra babası Enes kullanır. Anladık. Orada babam pide aldırdı bize. Ondan sonra bana diyor ki niye diyor pideyi diyor getirttirmedin de gittirmedin diyor. Orada zaten pide şey yapmış yani. Bayatlamış. Bayatlamış. Ben de pideyi oraya koydum. Göz bölümündeydik ya göz bölümünde koydum. Böbrek bölümüne geçtim. Ondan sonra sen onu niye getirmedin diyor. Halbuki babaannemin somunu bile tuz tuz yani. Tuz tuz somun diyor. Diyet ekmeğiydi. Yani somundu yani. Sonra yiyse yiyor da yemezse orada kuşlara doğruyordum. Babaannen boğazının birisi var. Anne daha bir de orada şey de yemiyor böyle nasıl söyleyeyim o. Tuzsuzlar mı? Yok yok böyle yeşil kimiyor yani. Ne var anne mesela? Marul, maydanoz. Hayır onlardan değil onları yiyor. Mi bezelye falan mı? Bezelye. O yemek türü anne. İşte yemek türlerini yemiyor onları. Anne ben nasıl şeyde şeker var? Patates. Çok çok sağ ol ablacığım. Tekrar tekrar. Nasıl? Çok. Allah razı olsun diyorum. Ama çeyizde da yok. Evet arkadaşlar şeye geçelim. Hümeyra daha bu arada uykuyu alamadı arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yani. Bir haftanın diyor uykusuzluğu var diyor. Bugün de erken kalktık yine. Anneme Kayseri'ye yolculuk yaptık. Misafirimiz geldi tekrar. Sürpriz bir misafirimiz vardı. Ona sorduk. İzin aldık video çekebilir miyiz diye. O da ben dedi video istemiyorum arkadaşlar dedi. Ben Allah için geldim dedi. Sizi sevdiğim için. Sizi görmek için geldim. Hasbe teyzemi görmek için geldim dedi. Ama o da olmadığı için üzüldü yazık. Tekrar ondan da Allah razı olsun bize gelenlerden de. Vallahi bizi çok mutlu ediyorlar yani. Hani yarım elma gönül alma. Hiç yani adamlardaki bir şey yok. Çıktılar geldiler. Allah bin kere razı olsun kurban olduğum Allah. Abimin de ayağı kırılmış bu arada. Allah'ın bir an evvel şifasını versin Allah'ım. Derdine deva olsun. İyileşsin. Amin. Bu arada da portakal aplama olsun, Gönül'e olsun, Demet'e olsun. Buradan kucak dolusu selam söylüyorum. Evet arkadaşlar, babam Gil geldi. Merhaba arkadaşlar, geldik. Sen gel, sen çık. Çık. Çık şöyle. Çık. Tamam. Ana. Ha
açmıyor ama aç daha var. Adam tüm hava almaya lüzum yok ki. Arabanın içinde bile şiir diyor. Neyin adı? Gözümün şiir havasında şiir mi geziyor? Yemeliğine. Alışkın yine etsin. Allah'ım kimseye şeker vermesin. Ne şeker mağdur. Ben ettik. Valla. Tamam şekerim ettik. Katit işte yemeği işme. Yarın da daha aksara yiyor. Yiyorsun da. Aksara'ya onun yerinde iyisin işte. Keşke yoksa kesin. Yiyorsa. Ayağına bunu da söyle. Baba çıkalım. Ayy. Gide bahçeni okumayı buraya koyayım. Evet, koyayım. Gide gide hazır olsun diye. O ne ne? Elime çalıcı gezdim. Çorak yiyeyim, yani çorak mı sevmiyorum diye. Ben de giyeyim. Girelim ben bir bak işi buralara giderken giyerim. Bir ön var ya, bir önki kadar hiç yorumdan. Hocam yap da değilin sen de işin yoksa. Hak tutacağım, hak bağım ya. Herkesi ha. Herkesi getsene. Getir. Ne getireyim mi? Noa gün. Noa gün yok, diğer her gün var. Evet, pek şeydi hanım. Bitti değil mi işiniz? Benim işi bitti. Benim Kayra Kayseri'ye Haziran'ın 30'unda gideceğiz. Haziran 6. ay mı oluyor? 6. ay. Mamma bir ay 60'lar. 2 ay. 2 ay işte 5. ay. 2 ay 63 gün. 62 gün var. Eczanede buldu almış. Yor Allah'ım. Şey, Allah. Bir... Mamma. Eczacının orası. Satın aldırdılar. Mecbur alacağım. Baba o yedi hapları sorsaydın ya işte. Yarın diyalize gidecek de orada soracağım. Diyalize doktoru diyecek. Ha diyalize doktoru. Buradaki doktor ne yazacağız Saray'da? Burada orada doktorlardan çıktı artık burada doktorlara bakacağız. İyi canım. Onda bir sen ablanın şişini okuttun. Okuttun mu yazıklar? Okuttum şiş de orada da. Gördüm. Gördün mü? Oh, ağaç gibi bir şey. He, onu okudu. Hıca çoğalaydın. Yine senin gambelete oluyor ya. Şöyle ya. He evet. Şu kadar bir şey var. Ya buna da sevinecek var ya. Dua edecek. O mu yıkanmadı? O da işte suya giriyormuşmuş durmadan. Suya girdim mi diyor şey diyordu diyor. O mu banyo yapmayacaktı değil mi? Ondan sonra soğan kabuğu yok ne bileyim neyi kabuğu yok ne bileyim neydi. Suydu. Onu ablama mı dedi Bisir ablaya? Ondan sonra unuydu. Evet. Bunların hepsini tavaya koyacağım. Onu dumanla dışarı üstüne oturacaksın yatarken etti. Dumanla. Ondan eşkiden ondan sonra. Acıdan. Acıdan ondan sonra fasulye yemeyeceğim dedi. Bulgur yemeyeceğim, pilav yemeyeceğim, hepsini yemeyeceğim dedi. Onlar da saydı. He cipsi, cipsi. Onlar yağlı şey yemeyeceğim dedi. Ne? Yağlı şey de yemeyeceğim dedi. Kadın yine ben rica ettim. O torunu çıktı. Ümera gibi bir kız varmış. Abi de biz de okuyamıyor. Niye dedim? Dedi, büyük yok, büyük babamı kaybettik dedi. Yani dedemi kaybettik. Korona dolayı onun için kimseye tahmin yoktu, kimseye de bakım yoktu yani. Evet. Dedim ablam çok zor durumda dedim yani. Yani ne olacaktım ya Allah rızası için dedim yani. Evet. Boş zamanı geldim. Ya o kadın pek yaşlıydı ya o zaman da. O yaşlı. He pek yaşlıydı. Bir de o ben yaşlıydı. He o zaman yaşlıydı. Ama vallahi yaşlıydı. Yaşlı senden yaşlı. Gençti. Bozuk nasıl değil değil ablam gibiydi bize okuyan. Ya gitti anne. Bozuk mu dedi değil mi Meral? He? Bozuk mu dedi? He. Nevşehir'de açtı bir girdin mi? He he. Ben şöyle böyle giriyorsun. Hatta ondan sonra kapı, tam kaç. Zile basıyorum iki tane sili var. He. Basıyorum demir kapı. Mesela buradan öyle giriyorsun böyle geliyorsun. Bu tarafta böyle ev var. Girmedin mi eve sen? Yok kapıda. Biz evlerine girdik oturduk. Biz girdik o zaman. O zaman ateş mateş yaktık. Hanberin üstüne eşittiydi. Mesela o da olsa ona da yapar. Ben bir sene abi aradım konuşkana okudu. Okudu üfledi ona da. Gösterdi bir de yani. Bildi mi gösterdi? Gösterdi ya canım onu okudu zaten gösterdi. İyi, iyi canım Allah razı olsun. Ondan sonra ona da okudu. İnşallah geçer. İnşallah geçer Allah özüne vuruyor. Kalbini temiz. Kalbini temiz. Kalbini vuruyor inşallah. Yazık buradan geçer. Da selam olsun. Zaten kahamın, çok kahamın şey. İçine var da çıktı diyor. İnşallah geçer. Bir selamla. Geçer geçer. Geçer oğlum da canım gelir geçer. O pek kaldı. Yani o da böyle diyor ya çok kahım evet. Diyor. Dudakların yanına çıkıyor. Aynı konuşma zahane. Şişmiş gözlerinin. İki kere oldu bir de aynı kere. Bir kız hara oldu bir de gelmeyken oldu. Banyo kesinlikle yasaktır. Banyoya girmeyeceğim oğlum diyor. Bir de güzellik güzellik de güzellik de bu da var. O ne? Tüteceğiz üstüne. Onların içinde güzellik.
delik atacağım size. Evet. Kötü tüne neyse. Soğan kabuğunu bilmeyin içine. Üzerlik ne? Valla bizim pide soğan kabuğu demedi de balın arın felesini dediydi. Balın içine katacaksın. Onu arın da bu felesini ne yakacaksın dediydi. Mutfakta olan ne varsa yakacaksın diyor. Ne var? Onun doğru bir şey. Sıfır bir özelliği. Sıfırdan orada bir şey olmaz sana. O ne ki kuselik mi bu? Ha uzanıyor. Özellik bu oraya askılar özelliği bilmem. Orada tabii yer var. Düğün dere yakarlar ya tutun. Ha işte ondan yaktı ıdıgan beri. Ha işte o şey. Kerpiç. Hayır kerpiç, kerme onlarla birlikte yaktı ıdıgan berin üstüne böyle tuttuğudu sonra da. Özelliğine tuttu. Özellik yok. Ne de olsun? İyi canım olsun. Yine de geçer onun duası. Ocağına vardın ya. Ocağına vardım. Ben tam kadına sordum oradan bir tane kadın. Ör görüyormuş orada bir şey örüyormuş. Abla dedim böyle böyle dedim ya. Demek ki çiçeği okuyan bir ablam var burada. Ne dedim? O da işte ablat. Senin yanına var mısın? Hasta var mısın ya bari bir kişi gibi? Ulan bana göremedim olsun mu ki? Göremedi, göremedi. Ne maçları ya? Göremediydi o, göremedi. Göremedi, kendi sabah mı ya? Göremedi, içindi. Adam vardı, göremeyi var, kanamadım ki. Abi burada maçları ne dedim? Burada maçları yok dedi. Niye dedim? Çünkü burada maçları. Göreme var. Şey böyle tamam. Develer falan yanından geçtiydik o zaman. Tamam, oğlum Göreme orada zaten. He işte Göreme. Maççalı. Şuraya yazdım. Göreme yazdım. Gene Göreme vardı mı bilirim. Valla da yazdım Göreme görmeyeyim. Nasıl görmeyeyim? Sen bana Göreme desen ben zaten Göreme'nin ortasına koydum. İşte öyle. Yarın da Aksaray'a Diyarize gidecek arkadaşlar. Yarın Diyarize orayı halletmem lazım yerinde. O şuştamalar tam hızla devam ediyor. İnşallah. Faydasını göreceğiz. Emine ablam çok sinirleniyor, streslenir. Hasibe teyzeme diyor, normal ekmek yedirmeyin, kadına diyet ekmeği yedirin. Ben diyorum ya, onun ki dutsuz geliyordu. Hocam, oğlu, normal ekmek yedirmeyin o kadına diyor. Ben dedim amma sana, onun ki dutsuz ekmek geliyordu. Al, yiyecek baba. Onunki dutsuz geliyordu çünkü. Nenemki tuzlu geliyordu, bununki dutsuz geliyordu. Üstünde yazıyordu tuzlu ekme, dutsuz ekmekti. Dutsuz ekmeği de olacak ha? Diyet ekmeği işte. Diyet senler, babaannem yap şişesini yazıyorlardı. Öyle veriyorlardı ekmeği. Şekere diyorlardı. Şekere değil babaanne ya. Geliyor gidiyor şeker diyor kadına bak ya. Sonra... Ya, ondan sonra geliyor doktora diyor ki şey diyor ben de diyor ne lan tansiyon. Tansiyon yok ki diyor. Nenem diyor tansiyonun yükselmiş tansiyon var sende hapı var mı diyor. Ben de diyor var da içmiyorum tansiyon yok ki bende diyor. Abim doktorla ne bilsin Allah razı olsun değil mi abim? Doktor hanım şimdi. Ondan sonra adam ki orada şey aflagil söylüyor tamam adam diyor sonunda diyor yıldı da diyor sandalyeye oturdu diyor. Babaanneme laf anlatıyormuş o da yok ki bende var ki bende diyormuş o yok diyormuş bu var diyormuş o yok var diyormuş bu yok diyormuş. En sonunda bıktı ya diyorum. Hey, ondan sonra oturdu koltuğa diyor vallahi öldürdün beni teyzen diyormuş buna. Bana mı dedin? He. Kim o zaman diye? İlk gün demiş ya. Nerede mi? Göz hastanesinde. Göz hastanesine gittin ki. Sen gerçi daha şey asansöre bindik miydik biz diyor. Sen git yatağıma yat diyor. Biliyor musun ben de orada sandalyelerde yatıyorum. Uyumuşum orada. Yatakta yatmadın mı diyor. Oradan hemen çıkınca oraydı odamız diyor. Baba ne orada değil odamız. Aşağıya indik çıktık ya yukarıya diyor. Unutuyor hemen. Yine iyi canım. Çok şükür. Öyle şey yok. Yine iyi. Şey olsan öleceği diye. Düzeldi ayağım diyor. Bunlar düzelmiş bak. Yapacak birine değil mi? Değil mi? Sağ ol. Bayağı gidiyor. Odunla gidiyorum. Yani senin çocukların da odunla öyle ya. Benimki de gidiyor. Hümeyra da bir gün kesti. Kesti kan attı diye gitti. Ben de kestim. Akşam Kemal da kesti kendininkini. Benim de var. Benim ameliyat odun yine var. Ay Allah'ım da ne? Kestim. Üstüne gibi bir şey kestir. Sonra penseyle tutura çektirir. Askerden. Çektirir, onu çektirir. Ben tövbe yaptım. Böyle kesiyorlar. Buradan da penseyle tutura çektirir. Veda esir yapıyor. Ne? Hadi artık diyeyim. Veda dedim yemek yapacağım. Saat 5 oldu. O da arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Meydanın aranda kalın. Hoşçakalın. O nasıl oflamaydı kız? Hoşçakalın dedi tamam canım. İyi hoşçakalın hadi bize gelin. Hadi bize gelin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi olun. Hümeyra'mın kanalında kalın. Abone ve destek olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.